Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 22 Mart Salı, Mahan İkbali Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 7 koşulu programımız var Mahan İkbali. Yarın bakmadım programa da, bu programdan sonra Allah nasip ederse bakacağım. Gastrin Park var herhalde büyük ihtimalle. Dünkü en azından Mahan İkbali'yi verdiğimiz oyunlarda çıktı arkadaşlar. Yine 250 lira da olsa günü kurtardık. Hatta haftanın güzel bir açılış harçlığı oldu diye düşünüyorum. Umarım herkese bugün yine daha fazla ikramiye tutturabilirsek ne mutlu bize arkadaşlar. Ben fazla sözü uzatmayacağım, hemen yarış programına girişeceğim. Tabii ki arkadaşlar bu dünkünü ben herkese açık olarak bıraktım. Ama bugünkü sadece üyelere özel, bunu da belirteyim. Bugün birinci koşudan başlayalım hemen. Herkese bol kazançlar dileğimizi sunduktan sonra saatler 20.12'yi gösterirken şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 1 ve 7'nin ekürü olduğu, 7 safkanın yer almış olduğu bu koşunun hemen oranlarıyla devam edelim arkadaşlar. Burası biliyorsunuz 7'li piyasa 3'lü dayanağımızda başlangıç ayı. 4-10 safkan 1.50 gibi orana sahip. 6-10 safkan 3 lira, 5-10 safkan 4 lira, 3-10 safkan 7 lira. 7-10 safkan 7 lira, 2-10 safkan 8 lira, 1-10 safkan da 12 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Arkadaşlar bu 7'li piyasa ayağı biraz sürprize gebe. Allah'tan burası altının içinde değildi. Yoksa inanın bu ayak kapatılacak ayak. Ama en azından ben 2 nolu Baritone, bir Uncle Mo temsilcisi, iyi bir orijine sahip. Louis Raul Riveria'la şu anda son yarışındaki 3.'cü bence gayet tatminkar. 7 nolu Towers Delight, ekürü avantajına sahip. Mönnex temsilcisi, ekürüsü de kendi Wright temsilcisi. Yani orijin olarak da bayağı yukarıdalar. Bir de 4 nolu Kevin on top. Bir Two Hunter and Server temsilcisi Edgar Pauser ile start açacak olup safkanda yine son güzel 3. ile şanslı gördüğüm bir diğer isim. 2-7-4 benim bu koşudaki sıralama olacak. Ama altılı olmuş olsaydı inanın hepsine kadar giderdin. Artık yapacak bir şey yok. Evet, burada çıkan safkanımız var. 2 nolu safkan yarışına çıkmış. Ekürlerden hem de Inton Mischief temsilcisi. Vallahi iyi bir safkan da çıkmış. Gerçi at iyi değilmiş ama. Günün altılı ganyan ayağımızda Maiden'a dişlere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışı. Burada 1-8 ekürü, 2 çıkınca 9 ekürüsüz halde kaldı. Hemen oranlara bakalım. Evet arkadaşlar, birinci koşu 6 ganyan birinci ayağın 9-10 safkan 1.75, 3-10 safkan 4.5 lira, 7-10 safkan 5 lira, 8-10 safkan 5 lira, 1-10 safkan 8 lira, 4-10 safkan 10 lira, 6-10 safkan 10 lira, 5-10 safkan 14 lira. Hemen programımıza geçelim. 6 ganyan ilk ayağında benim sıralama. Önce 9 oğlu Silik Snake Yant Fast. Bu safkanın ekürüsü çıktı biliyorsunuz. Bu Medalador'un güzel temsilcisi. Anne kanatından da bir ankıl mı? Bayağı orijinal olarak da kuvvetli. Sonny Leon'la tek koşmuş olduğu yarıştaki güzel ikinci de benim de şu anda ilk sırada şans verdiğim isim, şu anda görüyorsunuz AGF olarak da önde. 3 nolu Lantern Candy, bir Unifold temsilcisi Eddie Mondani Domingos ile start olacak olan bu safkanda. Yine önlerde şanslı gördüğüm isim, safkan ikinci yarışında bir güzel bir dördüncüye sahip. 1 nolu Tuil, bir Outwork temsilcisi, ekürüsü da var bu safkanın. Her iki safkanda ilk kez koşuyor. Bakın her iki ekürü de şanslı. Yani bir yazılım etüsünü yazmaya amaçlı değil. Bunu bahis oynayan arkadaşlar için de söylüyorum. Çünkü bahis oynayan arkadaşlarımız da var. Daha sonra Altınoğlu May Valentina, bir Ort temsilcisi Luis Antonio Gonzalez'e start ve grubun tecrübeli isimlerinden birisi. Ve 7 nolu San Suprasit Gem, bir Run Away Gehay temsilcisi Gülvano Rodriguez'e start alacak. Onun safkanda yine önlerde şanslı gördüğüm bir diğer isim olacak. 9-3-1-6-7 benim bu koşudaki sıralama. Günün 3. koşusu altılı ganyan ikinci ayına geldiğimizde şartlı dişiler ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışı, 7 safkanın yer almış olduğu koşunun hemen oranlarına bakalım. Nolu safkan 4/7 gibi bayağı yüksek bir orana sahip. 0.5-6 gibi bir orana sahip. 1/10 safkan 4 lira, 3/10 safkan 6 lira, 5/10 safkan 7 lira, 6/10 safkan 18 lira ve 2/10 safkan da 20 liralık orana sahip. Programımıza geldik. Bence de 4/10 Sweet Devil, bir Dara Devil'ın güzel temsilcisi olan bu safkan. Malcolm Franklin de start alıyor ve son iki yarışındaki güzel ikinciliğe ve koşmuş olduğu gruplara göre bence bu yarışı da kazanması en normal sonuç olur. İkramı da güzel. En azından 25 bin dolar, yani düşük ikramı da değil.
O yüzden ben kazanmasını bekliyorum. Satış koşusu da değil. O da ayrı bir avantaj. Benim banko limanım olacak arkadaşlar 4 nolu Sweet Devil. Günün 4. koşusu 6'lı Ganya'nın 3. ayağı şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik kum yarışında. Burada da 3 ve 6 nolu savkanlar yarıştan çıkmış. Bizde var mı? Bende de ikisi yokmuş. Şimdi neler görüyorum? İkisi yok, gerisi var bende ondan. Arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Bazı ayakları kapatıyoruz. Hani çünkü en azından buradan zararsız şekilde çıkabilmek için arkadaşlar. Bazen tamam sürpriz gelirse de güzel oluyor ama. Evet. Son sırada 7-10 safkan. 1-10 safkan 2.25, 9-10 safkan 2.5 lira, 2-10 safkan 3.30, 8-10 safkan 6 lira, 4-10 safkan 8 lira, 5-10 safkan 8 lira, 7-10 safkan da 40 liralık orana sahip. Hemen programımıza geldik. Günün 3. ayağı için benim sıralama şekilde 2 nolu Giras bir kendi right temsilcisi Sony Leon'la son kazanmış olduğu yarışta ilk sırada bende 4 nolu Kadeş bir Karakonte gibi yine bayağı iyi bir orijine sahip, orijinal olarak bence mükemmel. Anne kanatlı da bir tapitten gelme Angel Diaz'a start oluyor ve safkan çok formda şu aralar. Son 3 yarışın 2 birincilik bir ikincilik yapmış bir ismi 1 nolu Comsi Aboti. Big Rider temsilcisi Gurbano Rodriguez'e start alıp safkanda son 2 yarışı kazanan 8-10'u Warrior Dream, bir Majestic Warrior temsilcisi Agustin Braccio'la start alıp safkanda bu yıl koşmuş olduğu 3 yarışı 3'ünü de kazanan ve şu anda AGF konumunda olan bir isim 9-10'u Expirir, bir Wicked Strong temsilcisi Luis Alberto Batista'la start alıyor yine son yarışı kazanan, bir de 5-10'u Escape Velocity, William Ondrop Key temsilcisi de Charlie Oliveira'sa yine şans verdiğim bir diğer isim. Yani gördüğünüz gibi zor bir koşu benim tam yani sıralamam benim kapatmak, yani bu ayağı kapatmak. Bir dışarıda ne kaldı? 7 nolu safkan kaldı. Yani bence bu kadar at yazıp da 7'yi de dışarıda bırakmak doğru olmaz. O yüzden 7'yi de yazıp bu ayağı kapatmak arkadaşlar. Yani 2, 4, 1, 8, 9, 5, 7. O şekilde diyebilirim arkadaşlar. Günün 5. koşusu 6'lı Ganya'nın 4. ayağına geldik. Şartlı 3 yaşlı İngilizlerin 1100 metrelik kum yarışı 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlara bakalım. Evet, buradaki oranlar şu şekilde 7-10 safkan 1.20, 5-10 safkan 2 lira, 6-10 safkan 2.25, 2-10 safkan 10 lira, 4 ve 3-10 safkanlar da 20 liralık orana sahip ama bazıları 4-10 safkana 8 lira oran veren, 11 lira veren var arkadaşlar. Yani o yüzden bunu da belirteyim. Ama benim burada sıralama bu 7 safkanlı yerde 7-10'lu Tantrum, bir Specstar'ın güzel temsilcisi Malcolm Franklin'e start alıp safkan. Oldukça formda ve son 2 yarışında arka arkaya kazanan bir isim. Ve şu anda AGF'lerde ön planda çıkan isim. 5-10'lu Hip Hip Oray, bir Congress temsilcisi Christian Pilares'e start alıp safkan. Yine aynı şekilde son 2 yarışını kazanan bir isim. Ve 6-10'lu All Net, bir Colton Cat temsilcisi Edgar Pauser'le start alalım safkanı yine son yarışını kazanan oldukça formda. Yani zor bir yarış ama benim sıralama 7-5-6 olarak arkadaşlar bu koşu için. Günün 6. koşusu 6'lı Ganyan 5. ayında şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışı 7 safkanın yer almış olduğu bu koşunun hemen oranlara bakalım. Evet, buradaki oranlar 2-10 safkan 2.25, 5-10 safkan 3.5 lira, 4-10 safkan 3.30, 1-10 safkan 4 lira, 7-10 safkan 4 lira, 3-10 safkan 16 lira, 6-10 safkan 18 lira gibi oranı sahip. Geldik programımıza. Ben burada zor bir koşu. Öncelikli olarak onu belirteyim. 7 safkan bana göre 7'sinde gelir var. Sıralama benim 7-10 Trust and Obey, bir Vakuara temsilcisi Sony Leon'a start alalım safkan. En azından bir tık da olsa ön planda çıkıyor. 2-0'lu Dynamite Cloud, bir Dynamite Bob temsilcisi Brandon Tapara ile start alıp safkan. Son yarışı kazanan formda bir şu anda durumu var. 4-0'lu Victory Division, bir Hostile Takeover temsilcisi Gilmano Rodriguez'e start alıyor ve son yarışındaki ikinciliği gayet tatminkar. 1-0'lu safkan Bob Tis in Bourbon, bir Hold Me Back temsilcisi Malcolm Franklin ile start alıp safkan. Bir de 5-0'lu Lucky Ducky, bir Second Beauty temsilcisi de Augustin Bracco'la şans verdi bir isim. Yani zor bir koşu. Genellemeye bakarsak bana göre kapatılması gereken ayak 7-2-4-1-5 ama geriye kalan 3 tane 6 da bana göre yazıp bayağı sorunsuz olarak atlatabilmek önemli arkadaşlar. Günün son koşusuna geldik. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı 4 ve 7 nolu safkanların ekir olduğu bu koşunun hemen oranlarına bakalım arkadaşlar.
Evet, burada iki tane bayi şirketi bayişleri kapatmış. Olan yerlerde 2 nolu safkan 1 lira 10 kuruş gibi oran çakmış. 1 nolu safkan 3 lira, 3 nolu safkan 3,5 lira, 6 nolu safkan 8 lira, 5 nolu safkan 8 lira. Evet, 5 safkanın yer almış olduğu son koşulun oranları bu şekilde. 2 nolu Anna Maria, bir tapizar tepsisi Angel Diaz'a satılan safkan en azından şu andaki formuyla favori. Zaten gönüllüde AGF'lerde de çok ön planda. Yurt dışından da bayağı bir planda. Ama ben bu safkanın yerine 3 nolu Archis Gör, bir arch temsilcisi, kumun iyi bir orijini. Sony Leon'a start alalım safkan. En azından performansı fena değil bu safkanın. Ben o yüzden 2-3 yazıp bayağı bir şekilde geçebiliriz. Ama eğer bir sürpriz arayanlar da 1 nolu Jill from Jersey. Bir Jersey tohum temsilcisini de Edgar Parsa'da ilave edebilirsiniz. Gerçi bu da ikinci sıradaymış AGF'lerde. İşte 2-3 önce bir de daha sonra şanslı gördüğümüz olacak. Hemen şablonumuzu gösterelim. Birinci koşu 2-7-4, altılı gayan birinci ayak 9-3-1-6-7, ikinci ayak 4 tek, üçüncü ayak 2-4-1-8-9-5-7, dördüncü ayak 7-5-6, beşinci ayak 7-2-4-1-5, daha sonra 3-6, son ayak 2-3, daha sonra 1. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.